Arkadaşlar merhaba. Bugün size sıkıştırılabilme çarpanı ile alakalı bir sorudan bahsedeceğim. Beraber bu soruyu çözeceğiz sizinle. Başlayalım arkadaşlar. Soru üzerinden konu anlatmayı düşünüyorum. Hiç bilmeyenler için soru biraz kompleks gelebilir. Ama soru aslında o kadar da zor değil. Bu soruyu anladığınızda ortalama olarak bu konunun genel hatlarıyla her şeyini bileceksiniz diyebilirim yani. Zaten çok basit bir konu, sıkıştırılabilme çarpanı kısmı. Ama eksik olunca, öğrenci bilmeyince bu sefer karşısına geldiğinde problem yaşayacak. O yüzden size anlatmak istedim. Bu soruyu Hüseyin Günerhan hocamın Facebook sayfası olan Termodinamik Kolaydır sayfasından aldım. Size katılabilirsiniz. Çok verimli olursunuz için termodinamiği iyi öğrenmeniz açısından. Kendisine teşekkür ediyorum böyle bir sayfa kurduğu için. Soruya başlayalım arkadaşlar. T2 sıcaklığını bulmamızı istemiş. İki yöntemle bulmamızı istemiş. Bir ideal gaz hal denklemi yöntemiyle, diğeri de sıkıştırılabilme çarpanı yöntemiyle bulmamızı istemiş. Birinci durumda arkadaşlar ben yine soruyu uzatmadım. Verilen bilgilere düştüm. Kolayca anlayabilin diye. Siz de böyle eğer soruları daha basitleştirirseniz çözmenize kolaylaşır. Görmeniz, anlamanız kolaylaşır. Tavsiye ediyorum böyle basitleştirmenizi. Birinci durumda arkadaşlar P1 10 megapascal, T1 100 santigrat derece verilmiş. İkinci durumda ise P2 pistonlu bir kap olacağı için arkadaşlar sıkıştırılabilme çarpanıyla alakalı soru pistonlu kap olacak. O yüzden P2 P1 eşittir demişiz, 10 megapascal demişiz. Yani P2'nin de 10 megapascal olduğunu biliyoruz. P2'nin değişmediğini bildiğimizden dolayı. T2'yi verilmemiş. Zaten bizden T2'yi istiyor. İki yolla bulmamızı istiyor. İdeal gaz hal denklemini kullanarak ve sıkıştırabilme çarpanıyla bulmamızı istiyor ve bunları karşılaştıracağız. En son gerçek değere göre, yani asıl değere göre diyeyim. Asıl değere göre karşılaştıracağız. Yani temelde yapacağımız şey ne arkadaşlar? İki yöntemden bulacağız. Bir ideal gaz hal denklemi yönteminden bulacağız. Sıkıştırma çarpanıyla, sıkıştırabilme çarpanıyla, sıkıştırabilme faktörüyle bulacağız. Ve üçüncü olarak asıl değeri bulacağız. Asıl değeri bulma yöntemini de tabii göstereceğim. Ve sonuç olarak bunları asıl değerle, bu bulduğumuz iki değeri, A ve B şıkkında bulduğumuz değerleri asıl değerle karşılaştıracağız. Hangisi daha yakın? Bunu yorumlayıp yapacağız arkadaşlar. Ne demiş? İkinci durumda hacim birinci duruma kıyasla 160 oranında artıyor. Bu bilgiyi vermiş arkadaşlar. Bu bilgiyi biz ikinci durumu, yani B şıkkını sıkıştırma çarpanıyla bulmada bu bilgiyi kullanacağız. Hatta bu bilgiyi yine A şıkkında da kullanmışız. Neyse, soruya geçelim. A şıkkında ideal gaz hal denklemiyle bulmamızı istemişti. Çok kolay arkadaşlar bu. Sadece P ve MRT'leri oranlıyorsunuz. P1V1 eşittir MRT1 bölü P2V2 eşittir MRT2 dedik. Yani iki durum birbirine oranladık ve basınç değişmediği için P'ler gitti. M'ler zaten kütle sabit, M'ler gitti. R zaten sıkıştırabilme demişim. Gaz sabiti zaten R. O yüzden R'ler de gitti. Arkadaşlar geriye V1 bölü V2, T1 bölü T2 oranı kaldı. Eşittir T1 bölü T2 oranı kaldı. Buradan T2'yi çekiyoruz arkadaşlar ve V1'in 1,6 katı olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? %60 oranında artıyor demişti. Demek ki V2 1,6 V1 kadardır. O yüzden V1'ler gidecek böyle. Yerine koyduğumuzda V1'ler gidecek ve bunu özgür hacim şeklinde yazmışım. Bu özgür hacim değil arkadaşlar. Şöyle üzerinden geçelim. Kafanızı karıştırmasın. Evet arkadaşlar, bu 1,6 katı olduğu için V1'ler gidecek ve 1,6 T1 eşittir T2 olacak. Ufak bir matematik işlemiyle. T1'in de 373,15 Kelvin olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? T1 100 santigrat derece olarak verilmiş. 273,15 eklediğimizde, Kelvin'e çevirdiğimizde 373,15 Kelvin olarak bulduk. Bunu da 1,6'ya çarptığımızda T2'yi ideal gaz hal denklemi üzerinden 594,04 olarak, 0,4 Kelvin olarak bulduk. Ve A şıkkı böylece tamamlanmış oldu arkadaşlar. Bu basit kısım. Asıl anlatacağım yere geliyoruz. B. Şimdi arkadaşlar sıkıştırma çarpanıyla sıcaklık bulma, bunu kullanma nasıl olacak? Öncelikle arkadaşlar şunu bilmeniz gerekiyor ki burada bir diyagram kullanacağız. Diyagramda belli değerler var. İndirgenmiş sıcaklık değeri TR değeri, indirgenmiş basınç değeri PR değeri, indirgenmiş özgür hacim değeri VR değeri. VR şöyle şurada göstereyim. VR değeri ve arkadaşlar Z değeri, bu da sıkıştırabilme çarpanı dediğimiz ifade Z değeri. Bunlar arkadaşlar diyagram üzerinde birbiri üzerinden bulunabilecek değerler. TR1, PR1, VR1 ve Z1 birbiri üzerinden bulunabilecek ifadeler. O yüzden
Şimdi ben size diyagram okumayı da göstereceğim. Ama önce hangisini göstereyim? Önce bu kullanacağımız TR1 ve PR1'leri nasıl bulacağını. Bizim kullanacağımız iki değer var arkadaşlar. Bunu anlayacaksınız ileride. Bunların nasıl bulunduğunu önce gösteriyorum. Bizim arkadaşlar elimizde bir T1'imiz ve P1'imiz var. Birinci durum için. Bu birinci durum için TR ve PR değerlerini bulmak istiyoruz. Yani indirgenmiş sıcaklık ve indirgenmiş basınç değerlerini diğer değerlere ulaşmak için bulmamız gerekiyor. Ve bunları bulmak için bir formül var. Sıcaklık ve basıncı onların kritik değerlerine bölüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu etan içinde. Etan içinde arkadaşlar. Yani maddemiz etandı. O yüzden şu kritik değerleri bularak zaten P1 ve T1 elimizde. TR1 ve PR1 yani indirgenmiş sıcaklık ve indirgenmiş basınç değerlerine gitmek için T kritik ve P kritik değerlerini bulmamız gerekiyor. Bunları nereden buluyoruz arkadaşlar? Etan gazı özellikleri demişiz. Bakın burada bütün özelliklerini düşmüşüz. R'sini A2'den bulmuşuzdur muhtemelen. A2 tablosunda gaz sabitleri var. T kritik ve P kritik değerlerini ise etan gazının kendi tablosundan bakmışızdır. Orada var arkadaşlar. Bakmışızdır dediğime bakmayın. Oradan bakılıyor. T kritik ve P kritik değerlerine baktık ve 305.5 Kelvin T kritik, P kritik ise 4.48 megapascal olarak ortaya çıkmış, bulmuşuz, buraya yazmışız ve arkadaşlar burada T1'in 370.15 Kelvin olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bunu daha önce şurada da belirttiğim üzere 100 santigrat dereceden Kelvin'e çevirerek getirdik T1'i. T kritik de arkadaşlar tablosundan, etanın tablosundan baktık. Ondan sonra buradan TR1'i yani indirgenmiş sıcaklık 1 değerini TR1'i 1.22 olarak bulduk. İndirgenmiş basınç değerine bakacak olursak arkadaşlar tamamen her şey aynı şey. Her şey aynı şekilde ilerliyor. P1 zaten verilmişti 10 megapascal olarak. P kritiğe gittik etanın tablosundan baktık 4.48 megapascal olarak. Ve PR1 arkadaşlar bu ufacık formül yani çok kompleks bir şey değil. Buradan hemen PR1'i 2.23 olarak bulduk. TR1 ve PR1'i kullanarak diyagramdan Z ve yani Z dediğim arkadaşlar sıkıştırılabilme çarpanı, sıkıştırılabilme faktörü falan da denebiliyor buna. O değer arkadaşlar ve VR1 de yine orada tablo üzerinden okuyabiliyoruz. Şimdi ben size onu biraz okumayı göstereyim. Tam da rüzgar çıktı. Arkadaşlar şöyle açalım tablomuzu. Görünüp görünmediğini kontrol ediyorum ben de şöyle. Şimdi arkadaşlar. Tablomuz. Grafiğimiz, diyagramımız. Burası arkadaşlar. Şimdi buradan nasıl okuyacağız? Bu alt kısım arkadaşlar. Alt doğrultu. PR. PR kısmı. Yani diyagramın PR çubuğu diyelim. Ve bu yukarı doğru düşey doğrultudaki olan çizgi ise Z doğrultusu. Z bileşeni diyelim. Ve arkadaşlar şimdi elimizde ne değerler var? Elimizde arkadaşlar PR değerinin olduğunu biliyoruz. PR'yi bulmuştuk biz değil mi? Şöyle kaymadan çok da. PR değerini bulmuştuk biz burada. Ve elimizde başka ne değer var arkadaşlar? TR1 değerini de bulduk. Gördüğünüz üzere TR1 var. Peki neye gideceğiz? Z ve VR'ye gideceğiz. Diyagram nasıl okunuyor arkadaşlar? Elimizde PR1 var. Şimdi siz görmeyebilirsiniz. Uzak kalıyor olabilir. Ama şurası TR arkadaşlar. Eğer bu diyagramı açıp önünüze bakarsanız okuyacaksınız. TR1 arkadaşlar. Çok da bunu tükenmez kalemle çizmeyelim. Burası TR arkadaşlar. TR şimdi ne diyeceksiniz? Arkadaşlar bakın şöyle çizgiler var. Şöyle şöyle gelen. Bunları biraz daha koyulaştırayım şöyle. Kalınlaştırayım. Bu şekilde gelen arkadaşlar çizgiler var görüyorsunuz ki. Şöyle birkaç tane daha çizeyim ki anlayın diye. Bakın arkadaşlar şöyle 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 gelen çizgiler var. Yine devam ediyor arkadaşlar böyle. Dikkatli çizmeye çalışıyorum. Böyle gelmiş şöyle devam etmiş. Evet arkadaşlar bu çizdiğim böyle devam ediyor ve TR'nin 1 olduğu değerden böyle yukarı geliyor 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 ve TR'nin 5 olduğu değere kadar ilerliyor arkadaşlar. Ve biz de elimizdeki değerlerden PR değerini ve bildiğimiz SR değerine göre kesişici yerleri bularak Z değerine ya da VR değerine ya da özgül hacim R değerine indirgenmiş özgül hacim değeri diyoruz buna. Ona gidebiliriz arkadaşlar. Şimdi elimizde neler var mesela okuyunca daha rahat anlarsınız. Elimizde PR var. PR kaç arkadaşlar? Hatırladığım kadarıyla 2.23 olması lazım. Evet 2.23. TR ise 1.22'ymiş. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. 2.23 nereye denk geliyor? Şuraya zaten noktalamışım ben. 2.23 değeri buraya denk geliyor arkadaşlar. Şimdi buradan yukarı doğru gideceğimiz belli zaten. PR değerinden yukarı doğru direkt olarak gideceğiz arkadaşlar. Peki nereye gideceğiz? TR'nin yani sıcaklık değerinin 1.22 olduğu değere. 1.22
1.22 olduğu değere doğru gideceğiz arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Şimdi TR'nin ise bu olduğunu, şu şöyle V şeklinde çizilen çizgi olduğunu söylemiştim ben zaten. O yüzden 1.22 değerine doğru şuradan gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın 1.10 çizgisine geldik. Şurası şöyle, şöyle 1.15. Devam ettim. Burası 1.20. Evet arkadaşlar, ve bir üstü 1.30 olacak. Şurası, şu çizgiden bakıyorum. Burası 1.30 olacak. 1.30 ile 1.20 arasında 1.22 değeri şu çizgiden doğru gittiğimizde şu civarda bir şey olacak arkadaşlar. Ya da şu civarda değil de biraz daha yukarı çizebiliriz. Biraz daha net görmeniz için. Şu civarda bir şey olacak diyebiliriz. Hem diğerinin üzerine getirelim. Sizin için kolay anlaşılır olsun. Bu civarda bir şey olacak arkadaşlar. Ve biz buradan direkt olarak sola geldiğimizde, yani nasıl bulduk? PR değerinde, PR değerini biliyoruz. TR çizgilerinin, TR eğrilerinin ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. PR değerini 2.23 olarak bildiğimiz için bu noktadan tutup yukarı doğru TR, yani indirgenmiş sıcaklık değerlerinin 1.20 ile 1.30 arasında 1.22'ye denk gelecek. Şu aralıkta arkadaşlar, şu aralıkta 1.22'ye denk gelecek olan kısmı seçtik. Ve buradan Z'yi direkt 0.60, 0.61, 0.59 olarak okuyoruz. 0.61 okumuştu arkadaşlarımız. Ve artık Z değerini, yani sıkıştırılabilme çarpanını bulmuş olduk. Şimdi bir yandan da VR'yi okuyacağız. VR ne? Şimdi VR'yi arkadaşlar, grafikte gördüğünüz üzere bir tane daha çizgi topluluğu var. O da kesik çizgiler arkadaşlar. TR'yi hallettik. PR zaten alt tarafta. Z zaten yukarı doğru giden doğrultuydu grafiğin bileşeni. Şimdi arkadaşlar şu kesikli çizgi kısımlarını görüyorsunuz. Böyle kesik çizgiler var. Bu kesikli çizgiler arkadaşlar VR, yani bir indirgenmiş özgür hacim değeri olacak. İndirgenmiş özgür hacim değeri olacak. Başlangıcını göstereyim arkadaşlar. Bakın burada VR 0.20 olarak göstermiş. O bak şu. Bakın arkadaşlar şu. Şöyle şöyle şöyle. Kendini tabloya baktığınızda daha net görürsünüz. Böyle 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 kesikli giden çizgilerin tam ortasına VR 0.20 yazmış. Bir üstünde kesikli giden çizgiler var. 0.25 yazmış. Bir üstünde kesikli giden çizgiler var. 0.30 yazmış. Arkadaşlar bizim değerimiz, şuradaki bu noktadaki değerimiz, bu VR kesik çizgilerin arasında tam olarak nereye denk geliyor? Buna göre VR'yi okuyacağız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere burası 0.20 idi. Böyle çizgiler devam ediyor. 0.25'ti. Çizgiler devam ediyor 0.30'u ve 0.35 VR'nin 0.35 olduğu çizgi, kesikli çizgilerin üzerine baktığımızda neredeyse tam olarak onun üzerine denk geliyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı bakıyoruz arkadaşlar. Ölçekli olarak yapsanız çok güzel olur. Yani milim milimle yapsanız, biraz daha büyük olsa çok güzel olur. Ama elimizde bu olmadığı için PR ve TR üzerinden belirlediğimiz noktayı VR açısından değerlendirdiğimizde 0.35 çizgisinin üzerine geliyor ve bunu 0.35, yani VR'sini 0.35 olarak indirgenmiş özgür hacmini 0.35 olarak alabiliriz. Bunu 0.36, 0.34 olarak da alabilirsiniz. Çok bir şey fark etmez arkadaşlar. Ve arkadaşlar böylece diyagramı 3 aşağı 5 yukarı anlatmış olduk. Yani yine kafanıza takılan yerler olursa sorabilirsiniz ama genel hatlarıyla böyle PR var arkadaşlar, Z var ve PR'yi buradan belirliyorsunuz. TR'yi bu V gibi olan çizgiler üzerinden nereye denk geleceğini mantıken belirliyorsunuz arkadaşlar. Aralık elinizdeki TR değerine göre hangi aralığa, hangi noktaya, hangi bölgeye, hangi kısma yerleştireceğinizi tahmin ederek yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve bulduğunuz nokta üzerinden PR ve TR'yi kesiştirerek bulduğunuz nokta üzerinden hem Z'yi hem de VR'yi buluyorsunuz arkadaşlar. Tam tersi de geçerli. Elinizde eğer VR olursa bunun üzerinden TR ile gelebilirsiniz. PR ile ilişkilendirerek. Böyle şeyler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mantıken bir diğerlerinin üzerinden bunları da bulabilirsiniz. Bunların üzerinden diğerlerini de bulabilirsiniz. Birbirini buldurur yani. Tablo bu şekildeydi arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi elimizde ne var artık? Z1 ve VR1 var elimizde. Hal 2 için en az 2 özelliğin bilmesi gerekiyor. Şimdi hal 1 için arkadaşlar hem sıkıştırılabilme çarpanı hem de özgül hacim, indirgenmiş özgür hacim VR değerini 0.35 olarak ve sıkıştırma çarpanı 0.61 olarak bulduk zaten. Şimdi hal 2 için bulabilmemiz için yine en az 2 özelliğin elimizde olması gerekiyor. Bunlar hangi özellikler arkadaşlar? Bir basınç değeri olacak, bir özgür hacim değeri olacak. Basınç değerimiz arkadaşlar zaten pistonlu kapta basınç değişmeyeceğinden dolayı, pistonlu kapta basınç değişmeyeceğinden, biraz kaymış arkadaşlar, bunu biraz düzeltelim, kusura bakmayın. Pistonun kapta basınç değişmeyeceğinden dolayı PR de değişmeyecek. Nasıl basınç değişmiyorsa arkadaşlar, indirgenmiş basınç değeri de değişmeyecek. PR1 2.23'tü. PR1 2.23'tü. Evet, PR2 de 2.23 olarak belirlenmiş oldu. Yaklaşık olarak arkadaşlar bunun virgüler olabilir. Biz tamamlamışız 2.23'e. İndirgenmiş özgür hacim değerini bulacağız şimdi. VR2'yi nasıl bulacağız arkadaşlar? Aynı nasıl hacim, özgür hacim, hacim konusunda alakalı her şey 1.6 katı olarak arttıysa,
Yani V1 durumundan V2 durumuna geçerken 1.6 oranında, %60 oranında arttıysa aynı şekilde indirgenmiş özgür hacim değeri de 1.6 oranında, %60 oranında artacak ve V1 ile VR1 ile indirgenmiş özgür hacim 1 değeriyle 1.6 değerini çarptığımızda VR2, yani indirgenmiş özgür hacim 2 değerini bulacağız arkadaşlar. 1.6 değerini 0.35 ile burada bulduğumuz VR1 değeriyle indirgenmiş özgür hacim 1 değeriyle çarptığımızda VR2 değerini arkadaşlar 0.56 olarak bulduk arkadaşlar. 0.56 olarak bulduk ve hal 2 için iki özelliği elde etmiş olduk. İhtiyaç duyduğumuz iki özelliği elde etmiş olduk. Zaten termodinamik tablolarında bildiğiniz üzere en az iki özelliği her zaman bilmemiz gerekir. Sonra kalan özellikleri belirleyebiliriz.